Asist Analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba Neslihan hoş bulduk. Nasılsın? Oldu. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tekrar doğum gününü e, kutlayın. Çok teşekkür ederim. Nice yıllara inşallah Çok sağlıkla, sağlıkla. Hep birlikte mutlulukla. olsun. Çok teşekkür ederim. Geçelim Beşiktaş'ı evet. konuşalım bakalım. Şimdi e, Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri Spor'la karşılaştı. 2-1'lik evet. galibiyetle ayrıldı maçtan. Maçı bir önce genel değerlendirelim Ergin, sonra ayrıntılarıyla konuşalım. Beklenti yüksekti, niye yüksekti? Trabzonspor ve Brüj maçlarında kötü futbol evet. ve kötü skorlar ki Brüj çok kötü skor değil ama oyun Kötüydü. çok kötü. Yani kötü belki az Hı -hı. kalır yani. Ben inanamadım yani bu kadar e, reaksiyon göstermeyen bir Beşiktaş. Trabzonspor mağlubiyetinin etkisi de olabilir. O da olabilir. Tabii. Ee, yani biz Brüj'ü biliyoruz tabii tempolu takım da bu kadar da iki takım arasında bu kadar edici fark olmaması lazım. O yüzden Kayseri Spor maçında Beşiktaş Sadece skor değil elbette skoru almalıydı ama bir de böyle bir silkelenip oyun olarak da kendini göstermesi lazımdı. Ee, i̇lk yarı çok öyle değildi. Yani top hep Beşiktaş'tı ama üretemeyen bir Beşiktaş. Seninle hep konuştuğumuz hı hı. bunu işte Gezal'la Chamberlain'in 11'e girmesi biraz değiştirmiş tabii yani. Ee, daha göze hoş gelen işler yapıyor iki oyuncu. Evet. Yapmak istiyorlar. Biraz da o ritimlerini yakalarlarsa bak Beşiktaş'ta hikaye ikisi özelinde çok iyi yerlere gider. Ee, geriye düşen bir Beşiktaş ve Yaklaşık 10-15 dakika tempo yapması yetti Neslihan. Bunu yapmalı zaten Beşiktaş. Hı. Beşiktaş tempo takımı. Hele ki iç, iç sahada oynuyorsa bunu tribüne çok net o şöleni hissettirmesi lazım. Bir yandan çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışıyorsunuz. Onlar da böyle ahım şahım futbol oynamasa da ciddi bir hava yakaladılar kabul Tabii. edelim ki. Yani sanki yarış ikisinin arasındaymış gibi. Ben de varım demek için bu maçları iyi oyunla kazanıyor olman lazım. Bir de daha fazla da aslında gol atman lazım. Yani öyle bir taraftar geliyor. Şimdi evet bir yerde işte baskı yapan bir Beşiktaş var. Ve o maçı izlerken daha fazla gol de bekliyorsun. 2-1 zaten çok riskli bir skor Beşiktaş evet, adına da evet. genel olarak. Doğru. Diğer i̇şte ilk golü var. bulmak Beşiktaş'ın problemi. Ya yani ilk golü evet. bulduktan sonra dün mesela 2-1 öne geçti. Geriden gelmek de önemli. 2-1 öne geçti. Ben 5-6 tane net gol pozisyonu saydım Beşiktaş adına. Çok net goller yani 7-8 olacak belki maç. Niye? Çünkü öndesin arka tarafta rakip risk almaya başlıyor. Bu sefer oynamaya başlıyorsun. Ama zaten büyük takımların kaderi budur. Büyük takımların yapması gereken şey ilk başta öne geçmektir. Öne geçmediğin sürece karşında rakibin direncini artırırsın. Daha evet. kalabalık durmaya başlar. Ve hep sıkıntıya girer işler. Salih iyiydi, iyi. 2-3 tane pas attı. Bir tanesini Çamberley'in çok şık bir golle kalitesini konuşturdu. İyi stop ve gol vuruşu. O 15 dakikalık tempo yetti Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş idealine doğru gidiyor. Gitmesi de lazım. İdeali ne demek? Yeni transferlerin ya da sakatlıktan dönen isimlerin takıma adapte olması, girmesi lazım. Aynı isimlerle çünkü bir süredir oynuyor Beşiktaş. Evet. Bunlardan biri Gezal'dı biri Çamberley'indi. Bunlar girdi. Şimdi sırada Rebiç var. Onun da giriyor olması lazım oyuna. Çok önemli. Bir, bir şekilde aslında. E tabiri caizse fabrika yerlerine geri dönüyor. Tabii Beşik dönmesi lazım. Olunca. Cenk Cenk'ten evet. vazgeçemezsiniz. Cenk gibi adam ki ben tü, yerli olarak Türkiye'nin en iyisi hücumcu olarak, golcü olarak baktığım zaman bundan da vazgeçemezsiniz. Onu da monte etmeniz lazım. Yani kazanması güzel ama o 10-15 dakikalık tempoyu daha genişe yayması lazım Beşiktaş'ın. 2-1'den sonra yine bir tedirginlikler geldi. Değişiklikler çok işe yaramıyor. Evet. Ee, i̇şte Demireg'e girdi, Bahtiyar girdi ama bunlar savunmacı da ağırlıklı oyuncular. Yani bunları da zorlamakla hücumcu çıkmaz mesela Bahtiyar'dan çıkmaz böyle bir şey. O, o, çok o görüntüyü vermiyor. Zor bir periyoda girmişti Beşiktaş. Şimdi iki gün sonra Adana Demirspor, sonra Konya Deplasmanı, sonra Avrupa maçı, sonra İstanbul Spor Markçı. böyle üçer zaten. gün üçer gün buralardan çıkıyor olman lazım. Kazanarak çıkıyor olman lazım. Çok yoğun bir tempo. Birinci milli ara Beşiktaş'a yaramadı. Dedik yani orada bir toparlar belki. Hı -hı. Kondisyonlar yukarı gider. O olmadı performansa. İkinci milli kadar en az kayıpla mümkünse hepsini kazanarak kendini milli araya atıp orada böyle bir tekrar silkelenip kendine geliyor olması lazım. Ama tabii rakiplerinin kazandığı yerde Beşiktaş'ın kazanması elzemdi. Onu da başardı. E Şenol Güneş'in de tepkisi vardı bu konuyla alakalı Hı -hı. Ergin. Sonuç olarak işte bir Avrupa maçı oynandı ve hani Pazar günü saat 17'de bir maç oynuyor Beşiktaş. Evet. E Bununla alakalı da tabii ki ister istemez sıkıntı yaşanıyor. Sonuçta evet elde hani bir kadro var ama bu kadroyu nasıl kullanacağıyla alakalı da bir takım durumlar yaşanıyor. Onunla ilgili bir şeyler söyleyecek misin? Yani hoca, çok iyi görmüyorum hocayı ben. Yani çok keyfi yerinde değil. değil evet. Gel geldiğinde keyfi daha yerindeydi. Mesela geçen seneki Şenol Güneş çok hırslıydı. Çok Hı -hı. istekliydi. Yaşına rağmen böyle bir dakika Şenol Güneş'i göreceksiniz. Der gibiydi. Çünkü milli takımda tatsız hadiseler yaşayarak geldi. Yeniden böyle bir bir dakikaya burada bir Şenol Güneş gerçeği var dedirtecek evet. gibiydi. Ee, şimdi skorlar fena değil. Arada takılmalar oldu ama e, o o coşku kendisinde olmayınca takıma da çok yansımıyor. Aslında ne bileyim Burak Yılmaz falan da var orada o işleri halledebilecek takımcı ama belli belli oyuncularda belli sıkıntılar var. O ritim bir türlü tut tutulamadı. Hocanın böyle fikstür terzenişleri de oldu. Ama bu, bu kaçınılmaz bir şey niye? Şimdi federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu şurayı yanlış iletti. Şöyle yaptı. Bak şöyle yapınca aşağı doğru gitmez ki yani. Biri yukarıda, biri aşağıda Tabii durur. Abi. Bu böyledir yani ilk düğme dediğin şey. Şimdi maçları ertelediğin andan itibaren geçmiş olsun. Biliyorsun lig maçları Avrupa nedeniyle ertelendi. Hı hı. Şimdi bu işin içinden çıkılamaz bir hale geldi. Çünkü niye Beşiktaş niye dün oynadı 5'te? Çünkü çarşamba günü maçı var. Şimdi pazartesi çarşamba oynayamazsın. Oynamaman lazım en azından. Böyle bir kargaşa oldu. Yayıncı da tabii büyük takımların maçları farklı saatlerde olsun istiyordu kendince. <laughs> Şenol Hoca da diyor ki niye ben? Niye beni tercih ediyorsun? Ben geç oynayayım. Niye beni tercih ediyorsun? Çünkü ertelemeyi istemeyen teknik adamlardan biriydi. Kime sordunuz diyor. Yani kulüp istedi belki ama Şenol Hoca onun mantıklı olmadığını düşünüyordu. Şimdi onunla yüzleşti ama bunların hiçbiri Puan tablosunu değiştirecek ya sen geç oynadın Erkan oynadığını alsan artı bir puan daha falan denince değil. artık mevcut durumu kabullenip onu nasıl çözerime gidiyor Mantıklı lazım. Mantıklı olmadığını bu yüzden mi düşünüyordu Şenol Güneş? E, tabii çünkü o, Şenol Güneş o, bir Arka şeylerin Arka önünü gibi. önünü açacağını düşünüyordu çünkü bak önümüzdeki sene Sivasspor gitti Avrupa'ya hep gidiyor Rıza Hoca ile gidiyordu <laughs> yani Adana Demirspor gitti Trabzonspor gitti Konyaspor gitti. Erteleyecek misin maçlarını? Yo, sırf İstanbul'un büyükleri diye. Büyükler olunca Doğru. böyle oluyor yani. Anladın mı? Onlara hayır diyemiyorsun yani. Evet. Bu bir şeylerin önünü açıyor. Yarın öbür gün grupların altıncı maçı. Çok kritik. Gruptan çıkacak ya da çıkmayacağım belli olacak. Üç gün sonra da derbi var ya da başka önemli bir maç. Var. Erteleyecek misin maçı? Sen burada Avrupa'da oynayan kulübe güzellik yapıyorsun ama diğer takımın da avantajı var. Doğru. Şimdi o yüzden iliklenme işi yanlış olduğu için bu konuda böyle bir takvim yaşandı. Ama yapacak bir şey yok Beşiktaş. Geniş bir kadro bunları, bir geniş kadroyu Kullanmaya başlaması lazım artık. Burada aslında takımlara ayrıcalıktan çok ülke puanı ile alakalı bir durum vardı ya. Hani en azından işte böyle bir rahatlık sağlayalım takımlara ve ülke puanına katkıda bulunsunlar diye. Ama hani senin fikrin ne bu konuda bilmiyorum. Şöyle oynadığımız rakipler ertelemeselerdi ben buna itiraz ediyordum. Onlar ertelediler Hollanda, Belçika falan. Ben nötr kaldım orada. Dedim ki tamam onlar erteliyorsa burada bir adil rekabet olması için erteleyelim ama bu çekincelerimi de dile getirdim. Çünkü geriye dönük de bu şey sıkıntı. Mesela geçen sene Trabzonspor, Sivasspor şimdi adam demeyecek evet. mi ya ben Kopenhag'a elendim hayırdır. Doğru. Ona buna elendim hayırdır. Bu şey yaratıyor. Yani dünü ve yarını sıkıntıya sokacak işler gibi yani. İşte nedir? Memleketteki EYT meselesi gibi yani. Yarını sıkıntıya sokacak, dünü sıkıntıya sokacak. Ciddi bir mesela yaş farkı oluşturacak. Bu böyle bir şey bunun gibi. Yani biraz planlı programlı Hareket etmek lazım diye de söylüyorum. Ergin peki biraz yine e, maçın içeriğine geri dönelim. E, sormak istediğim sorulardan bir tanesi Getson'un yokluğunu Hı -hı. aradım beşiktaş. Yok, çok oyun farkı yoktu. Yani Getson, Getson'u ben çok severim ama Getson için kızacak beşiktaşlı arkadaşlar da. Valla ben çok fark koyduğunu göremiyorum skor anlamında. Hı -hı. Yani Getson'un iyi futbolcu olduğunu benim anlatmama gerek yok. Çok iyi işler yapıyor çok da beğeniyor herkes. Ben de çok beğeniyorum ama. Şimdi skor üretmek anlamında bir şeyler bekliyorum ben orta saha oyuncusundan. Bana Şifo Mehmet gelir aklıma yani şey dediğin zaman. Orta saha skor üret, sürekli üreten, üreten, katkı yapan, tabela yapan, asist yapan, gol atan. şimdi o yüzden ben çok bir fark hissetmedim ama ama yarın öbür gün biz Chamberlain'le Getson'u aynı takımda görürsek o zaman ikisi için de çok güzel işler çıkabilir yani. O zaman bambaşka bir hikaye çıkabilir. Henüz göremedik doğru düzgün. Evet. Şimdi oradaki Amir, e, Oxley, bir de e, Getson, Fernandez güzel bir hikaye yazabilir. Ben yokluğunu çok hissetmedi yani Beşiktaş. Şu anda Beşiktaş'ta yokluğu hissedilecek adam bir Abu Bakar'dır ki Trabzonspor deplasmanında hissetti Beşiktaş bunu. Bir de herhalde Masuaku sol tarafta. Evet doğru. O da bazen böyle acayip işler yapıyor Bürücü maçında çok sıkıntılı işler yaptı. İstikrarsız bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ta onun şu an fark koyan oyuncu sayısı çok fazla değil ya. Yani. Ya yani Abubakar'la alakalı da aslında evet yokluğu hissedilecek bir oyuncu ama oyunun içinde de çok var olduğunu <laughs> görmüyoruz o zamanlarda. Güzel. çok güzel bir tespit bu. Biz 5 yıl önceki Abubakar'la bugünkü Abubakar arasında çok fark var. Bugün atıyor Avrupa maçlarında pat pat <laughs> at, at Dünlük attı. Onda problem yok ama Eski Abu Bakar orta sahadan topu bir dürttüğü zaman 3 tane oyuncuyu evet. peşine takar. At gibi giderdi yani şey gibi. Ferdinand yapardı, Atkinson yapardı bunu, Amokachi yapardı. Bunları yapardı, alma, dönme, vurma. Şimdi ceza sahası oyuncusu oldu Abu Bakar. Buldun mu affetmiyor. Evet. Ama işte eski Abu Bakar 5 sene önce bizim de aynı değil. Mesela ben kendimi 5 sene önce geriye götüreyim o yani. Evet, o her benim yaş de değil. fark ediyor. Ke kesinlikle. Bak, 20 ile 25 arasında fark yok belki. 25, 25 30. ile 30 arası başlıyor. 30'dan sonra hele yani benim gibi 40'a gelip geçtiysen o şey hissediyorsun. Yok yok öyle ya bizim bile. yani 5 yıl öncesinde yaptığımız şeyleri yapmaya enerjimiz yok yani. E şu tabii anda. bak evet. bizim çocuk şeyler elendi. E, elendi demeyeyim. Onların gümüş alması, bronz alması bile bize elenme gibi geliyor ya. Kaya'yla şey Rıza Kaya, ile Taha evet, Akgül. Evet Mesela bu şampiyon olamadılar. Çünkü 22-23 yaşındaki adamla güreşiyor artık. Bizimki evet. dünyanın en iyisi ama e şimdi bu böyle bir şey yani. Sırayla bu işler. 22 Aslan gibi herif 22 yaşında yani. Yorulmak nedir bilmiyor ki adam. Hı. Şimdi sen gelmişsin 33-34 ona Hı. göre. ister istemez. Oluyor. O yüzden yani Abu Bakar konusunda ben sana katılıyorum. Eskiden Hı. oyuna çok daha katkı yapıyordu. Beşiktaş'ın belki e, rakip yarı alanda bu kadar etkisiz görünmelerinden biri de Abu Abubakar'ın o senin söylediğin statik oynaması. Yani Hı -hı. oraları bir kurcalayıp karıştırırdı eskiden. Şimdi onları çok yapamıyor. Evet. Ee, birazcık aslında Chamberlain'le ilgili de Hı -hı. konuşalım istiyorum. Sen zaten söyledin hani Hı -hı. beğeniyorsun da. Ki tam anlamıyla belki işte dediğin gibi Getz'in oynadığında daha da farklı Hı -hı. izleyeceğiz. Ama... E, ileriye dönük aslında Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu olacağını söyleyebilir miyiz? Tabii Çünkü ya. oyun zekası gerçekten çok, fazla. çok iyi. Yani kafayı kaldırmadan pas attığını evet. gördüm. Dün 3-4 kere böyle hissederek veriyor. Şimdi sağa bakarken sol atıyor gibi. Yarısını oynasın bizim bildiğimizin yani kafamız zihnimizde bir Liverpool'dan Chamberlain var değil mi? Yarısını oynasın ligde en fark koyan oyuncu olur. Çok kaliteli bir oyuncu. Zaten o Premier Lig'de o kadar sene o işleri yapamazsınız yani o istikrarı. Ee, dün çok beğendim. Sivas spor maçında da beğenmiştim hı. ben ama hoca sonraki maçlarda kullanmayı tercih etmedi. Ondan vazgeçmemek lazım artık. Çünkü tribündeki adama televizyondaki izleyen ama bir güven verecek bir adam lazım. Şimdi bak kıyas yapıyorsun diyorlar da, ya nasıl yapmayayım? Şimdi hakemziye geziyor değil mi sahada? Herkes izliyor. o al hoca oyundan dolaşıyor. Pat pat inanılmaz bir gol vuruşu evet. yazdı sana. Evet. Bak bunu Icardi de yapar. Bunu Endombele de yapar. Hı hı. Tamam mı? Bunu Zaha yeri gelir yapar. Ee, tete yapar. Şimdi fark koyan oyuncuların sayısının çoğalması lazım. Şimdi Chamberlain sahadayken bilirsin ki ya Eren şapkadan tavşan çıkarabilir yani bu adam. İyi işler yapabilir. O yüzden bu adamlar kulübe adamları değil. Kulübe adamları belli Beşiktaş'ta. Onlar oturuyor zaten ona namona. Hadi onu geçtim ama işte Bahdiyar, Tayfur evet. işte Bingöl, zaman zaman Rozier ile Onur'dan biri. Ya yani, e, Raşisa, Gezal geldikten sonra. Yani kulübe adamları belli. O yüzden Chamberlain'in ne kadar çabuk form tutması, ne kadar çabuk takıma alışması ve istikrarlı bir şekilde ilk 11'de oynaması Beşiktaş'ın hikayesini değiştirebilir. Hı hı. Şenol Güneş yine aslında eleştiriliyor Ergin. Yani... Baktığında sezonun başından beri yine başarılı bir grafik çizdiğini de söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü hani arka arkaya maç kazandı. Evet Trabzonspor mağlubiyeti Beşiktaş adına ağır bir mağlubiyetti. Ama yine de böyle bir transfer e, sezonundan çıkıp işte yönetimle bu kadar sıkıntıları olup yine de bir şekilde altından kalkan bir Şenol Güneş var. Bu kadar eleştirilmesini haklı buluyor musun? Ya böyledir bu iş. Yani Şenol Güneş'in kredisi elbette çok fazladır Beşiktaşlılarda ama ne olacak mesela dünde yaşayamayız ki? Dün tamam güzel. Dün güzel. E Reviç de çok iyiydi Milan'da falan değil mi? İyi dönemleri var. Dünde yaşayamayız biz. Futbol için söylüyorum. Yoksa ben düne takılı kalıp hayatını öyle yaşamaya çalışan ve buna çok zorlanan bir adamım da e, şey böyle, e, futbol böyle. Hala sen yüksek figür Şenol Güneş Beşiktaş'ta ama şimdi Trabzonspor maçındaki tercihleri eleştirecek tabii insanlar. Brüj maçındaki futbolu tercihleri eleştirecek tabii ki insanlar. Şimdi tamam. Futbolcu eleştirip geçelim, eleştirip geçelim. Ama bu futbolcudan sorumlu olan biri var orada. Tabii. O performansı yukarı çekmek zorunda olan biri var. Bu şaşırtıyor aslında insanlara. Yani bu eleştiri aslında biraz şaşkınlık da. Çünkü bize Şenol Güneş deyince aklımıza ne gelir? E, verdiğim malzemeden e, çok iyi bir yemek çıkartan hı hı. bir aşçı gelir aklımıza yani. Yukarı çeker performansları. Şimdi bazısı yapar. Yiyenlere afiyet olsun da karnabahar falan filan var ya böyle Brüksel lahanası karnabahar. Afiyet olsun. Çok seversin. <laughs> Şimdi yapan bir el olur. Ya işte pirzola mı yiyorsun, karnabahar mı anlamazsın böyle. Çok lezzetli gelir. Evet. Yani bazı da ya bunun yani otlama besleneceğiz de evet, Aynı doğru. ürün değil mi? Aynı bitki. İşte burada aşçı ya da el farkı. Onu maharet nasıl yapabildiğin ilgili bir şey. Ve hani onu yaşıyorsun yani biz hani Şenol Güneş'te bunu çok çakeyiz yaşadık. Hani nasıl e, oyuncuların belki işte en performansının düşük olduğu zamanlarda bile hani öyle hamlelerle oyunu çok başka Doğru. bir yere getiren bir teknik direktör ki dolayısıyla burada böyle bir e, tökezleme mi belki biraz önce senin söylediğin gibi mental olarak iyi evet. olmayabilir. Evet. Ya belki çok memnun değildi transferlerden. Olabilir. Oyuncular sakat oyuncular geldi geçen sene takımlarında oynamayan oyuncular geldi. Bunları yeniden sahaya döndürmek belki kolay değil ama o zaman itiraz edecektin hocam. Bak Şenol Hoca'nın en büyük zafiyetlerinden biri diyeyim sana. Bu yapı meselesi çok net olamıyor. Çünkü kimseyi kırmak istemiyor. Yönetimi de iyi tutayım, taraftarı da iyi tutayım, medyayı da. O muydu, bu muydu? Öyle mi olsun, böyle mi olsun? Şöyle yaptık ama buradan da böyle. Ben Şenol Güneş olsam, o kadar güçlü bir figür olsam Valla o yönetime acayip işler yaptırmak durumunda bırakırdım yani. istediği istediklerim konusunda. Şimdi net olmadığınız zaman o biraz beklesin, şununla görüşün ama bunu da olur falan. Afrika istemiyorum diyor ama üstüne iki tane Afrikalı daha oyuncu geliyor. Falan, evet. Yani hocaya rağmen bir şey yapılmaz. Ben bir tane transfer biliyorum hocaya rağmen. Soma'dan alınan bir çocuk vardı Emre Emrecan Soma'dan hmm. alınan. Evet evet evet. İlk transferiydi Beşiktaş'ın. Ondan hani çok dahli haberi gibi bir şey yoktu hoca. Onu kendi söyledi hı hı. zaten. Öbürlerini hocaya rağmen alamazsınız. Hı. Madem okey verdin hocam aldırdın yani artık insanlar da bir şey bekliyor yani. Aslında baskın da bir karakterdir Şenol Güneş yani. <laughs> yani elbette dominant tarafı evet. var, lider tarafı var ama yönetimlerle olan ilişkileri çok öyle değil. Hı. Hoca için en önemli bir şey var Neslihan. Senle oturur, sen kulüp başkanısın. Dedin ki hocam seninle çalışmak istiyoruz. Bir görüşmeye gelir misin? Gelir. Gittin. hemen lafa girer başkanım. Benim istediğim bir tek bir şey var. İlk önceliğim oyuncuların maaşı, takımın maaşı gününde ödensin. En önemli kriteri budur. Ee, i̇ki, Şenol Hoca mesela camiadaki huzursuzluklardan etkilenen bir adam. Hı hı. Fatih Hoca tam tersi. Mesela o huzursuzluklardan beslenen. Beslenen ve şey çıkartan, artı şeyler çıkartan. Evet, başarı yani kon çıkartan. Konsolide ediyor Kesinlikle. takımı taraftarı. Hadi işte iç düşmanlar, dış düşmanlar falan. Evet, 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 çok doğru. Şimdi Şenol Hoca e, saf sahaya otaklanması gerekirken yani mesela tribündeki, kulüpteki, yönetimdeki huzursuzluk Dan çok etkileniyor. Bir hı. önceki döneminde de öyle oldu. Bak üçüncü senesinde işler böyle bir terse git. Milli takıma mı gitsen falan hı. dördüncü sene. Hı hı. Fikret Orman dönemi. Bazı yöneticilerle sıkıntılar oldu. Orada da aynı şeyler yaşandı. Ee, evet güçlü bir karakter ama bence hiyerarşik olarak kendisinden daha üstte olanlara biraz daha net olmalı. Yani. Mesela şöyle, Onan'la konusuyla alakalı bir haber vardı. Ee, Onana'yla daha fazla yani devam etmek istemediğine dair Şenol Güneş'in hani çünkü belli ki zaten hani hem istenilen performansı göstermiyor. Bu konuda mesela yönetimle ters düştüğüne dair. Yönetim işte biz yeni aldık onanıyı gönderemeyiz gibi. Ve buna Yo. mesela tamam mı? Onanıyı hoca da istedi. Onay verdi Onanay'a. Ya yani onay vermesi alabilir misin? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ben bu oyuncuyu istemiyorum dedi ama sen getirdin yönetim olarak. Mümkün mü? Peki getirdin beğenmedin evet. Ergin? E olmaz hikaye. Bu şey değil ki ya getirdim hadi iade açılmadan <laughs> iade et yani mağazaya. Böyle bir şey değil ki 4.5 milyon euro para vermişsin. Evet. Al paranı ver oyuncu böyle bir şey değil ki adam alır mı geri? Geçmiş olsun yani. O yüzden bu senin elinde bir aset bu şu anda, bir değer. Biz bilmiyoruz ki iyi mi kötü mü. Onar dakikada karar verdik biz ona ananın iyi kötü olduğuna. Bilmiyoruz evet şu an benim için bir şey ifade etmiyor ona çünkü görmedim. Bir de şu an bence ekstra antipati de uyandırıyor işte dünkü yaptığı paylaşım vesaire. Evet yani, evet. Yani taraftarının sevmediği evet. bir durum ya. Evet. Hele de Türk taraftarının hiç hoşlanmadığı bir durum Acele yani. etti Beşiktaş Onana transferinde. O bölge Beşiktaş'ın temel ihtiyaç bölgesi değildi ki. Değildi. Zaten Amir evet. Hacı Ahmetoviç taş gibi top oynuyor yani adam. Evet. Önceliği değildi. Başka oynayacak oyuncuların da var. Gitti pat diye aldılar. Bak bu da bir huzursuzluk oluşturuyor. Şimdi en büyük huzursuzluk bak diğer transferler nesnen şu an uçup kaçıyor olsa, iyi işler yapıyor olsa Onana'yı kimse düşünmez. Düşünmez. Şimdi 11 transfer yapmışsın. iki tane karavan olur ya. Hani yüzde yüz tutturan yok zaten. Tabii. Şimdi ama diğer transferler de için içine girmediği zaman şimdi hemen onana geliyor aklı mesela. Kötü transfer döneminin temsilcisi gibi, figürü gibi aklına geliyor. Çağrışım yapıyor hemen. Direkt ona ana geliyor şimdi. Evet. Rebiç oynamıyor ya ona ana geliyor aklına. Ama Amartey top sektiriyor ona ana geliyor aklına. Maalesef vatsızlığı bu. Ee, ama Beşiktaş bu, bu işten kendini sıyırması için e, bir anda oyuncunun e, müşteri bulması için de sahada olması lazım kendini göstermesi lazım ya da müthiş bir menajeri olacak böyle uçup kaçan sihirbaz hop satacak yani e, evet. zararını. <laughs> Aslında e, biraz önce de doğru bir şey söyledin yani e, ki Şenol Güneş böyle oyuncuları ya da işte ne bileyim beğenilmeyen oyuncuları parlatmasıyla da böyle bir meşhurdur. Evet, evet. Hani o oyuncunun üzerinde işler yapar. Belki anayı biraz daha izlersek ve Şenol Güneş belki biraz daha üzerine eğilirse daha farklı olur mu? Ya, ya sanmıyorum Bilmiyorum bu saatten yani sonra. Yani bu da hani sadece bir e, düşünce. Doğru. Tren kaçıyor. Çünkü oynatsa bu zamana kadar oynatırdı. İki, o bölgeler dolu. Dolu yani. Orada çok dolu, oynayacak evet, adamlar doğru. var. Üç, e, bazı fırsatlar gelir bu, bu durumlarda yani tersine çevirmek için. Mesela bir tanesi kulüp bürüş maçıdır. Hı hı. Kulüp bürüş maçında ona anayı koymak çok büyük bir risktir. Kabul. Ama çok önemli de bir fırsattır aynı zamanda. Bir performans yaparsana hop kırıldı bitti geçmiş olsun artık faydalanmaya başlarsın. Artık bu saatten sonra yani hele iç sahada koydun ona anayı. Önde arkada başkaları top sektirdi, top kaçırdı. Ona ana ıslıktan top oynayamaz. Yazık günah yani. Evet. Ha bir fırsat daha var. Avrupa maçında ikinci maç hafif bir maç görünüyor içeride. Evet. Mesela burada oynatabilirsin. Bir bir özgüveni gelir, kendine gelir. Ben tabii Onana güzellemesi yapmayacağım ama 4,5 milyon euro para, 4-4,5 milyon... Ya inanılmaz o bir para bu ya. O en büyük sıkıntı zaten. İnanılmaz yani. bir para. Diyorum ya mesela Bahtiyar'la Onana'ya Beşiktaş 10 milyon euro para verdi ikisine. Hakim Ziyeh'i kaç paraya aldı Galatasaray ya? Bir Hakim Ziyeh'i nasıl fark oluşturur Beşiktaş'ta? Takım bağırmıyor mu böyle bir adam diye? Tabii. Bak hayalperest olarak olmayacak Taliska'yla uğraşmak yerine. Olmayacak yani Taliska'yı biz seninle burada defaatle konuştuk. Her şimdi hafta, yenilememize gerek her hafta. yok. Olmayacaktı zaten. Oradan göz kırpıp duruyordu ama olmayacaktı. E şimdi imkansız Taliska'ya enerji ayırmak, belli bir bütçe ayırıp teklif götürmek e, yerine o bölgenin işte üçte bir fiyata belki daha işini görebilecek bir Hakim Ziyehe ya da o model Malinowski mesela olmadı. Yani çok belli değil mi bu transfer dönemi kapanmadan önce Beşiktaş beş, iki ay önce başladı futbol oynamaya. 3 ay önce başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül ortası iki buçuk ay önce. Ya bu takım bağırıyor da on numara diye. Yani bile bile lades, bile bile lades şimdi. Ben hayatta böyle şeylere çok kızarım. Hata yapabilir insan, sakarlık yapabilir, yanlış yapabilir. Ama bile bile lades olmak dediğin şey yani sen de yine dem bu örneği verdim geçen hafta kırmızı ışığı görünce frene basmıyorsan 5 metre kala bastığın o fren işe yaramaz. Bile bile oldu işte bu. Şimdi muska bu var yerde. Yürüyorsun. Lan yine düşeceğiz ya diyorsun. E düşme yanından geç. Basıp düşüyorsun. Şimdi nasıl olacak şimdi bu iş? Biraz o, o öyle oldu Beşiktaş'ın on numara meselesi. Evet. Biraz hafiften gerilir ama gerginliğimiz... Yok haklısın. Gerginliğimiz haklısın. sebebi bu yani. Bire bir olmak. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Yani şimdi işte sezon başladı. İzliyorsun işte Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Galatasaray'ın yeni transferleri. Takıma nasıl adapte oldukları takımlarda bir enerji, bir sinerji. Ama Beşiktaş'a geçtiğinde... Zaten evet hep konuşuyoruz yani sıkıntılı bir transfer dönemi. Zaten çok iyi performanslar gözükmüyor. Onun yanında eski takımın kendisi de hani yeni transferler uyum sağlayamadı. Onlar da böyle bir yeteri enerjiyi evet. bulamadılar. Sanki sahada bir lider oyuncu yok. Cenk normalde liderdir ama evet. Cenk'te de onu göremiyoruz. Belki de işte o da sözleşme sıkıntısından evet. dolayı. Yeni yeni döndü o da. Aynen sakarlıkta. yani hani dolayısıyla ciddi bir kaos ortamı var yani. İşte bunu bunu örtmenin tek yolu maç kazanmak. Gideceksin Adana Demirspor maçında kazanıp geleceksin. Yetecek mi peki Ergin? Yani Maç kazanmak herkese yeter. Herkese yeter. Bu böyledir bu işler. Hı. Yönetimi de kurtarır. E, takımdaki kötü transfer serüvenlerini de kurtarır. Kulübe de oturan oyuncuyu da kurtarır. Maç kazanmak e, bizim buranın perdesidir. Hı hı. Yani şöyle, çarşafıdır diyeyim. Perde yanlış olur. Böyle çarşaf serersin ama alttaki sıkıntılar devam eder. Oh, dersin ki bak görmüyorsun ya orayı böyle. Görmüyorsun. Halıyla kapatırsın Görmüyorsun. Yani. O altı kurutmakla uğraşmak yerine biz genelde çarşaf sereriz. Çöz de bir kere şap atılacaksa şap at. Neyse yani evet. Ma parke marle yapacaksan onu evet. yap. Biz çarşafa atmış. O yüzden kazanmak herkesi haklı duruma geçirir şeyde Türkiye'de. Bak sana iki tane şeyle vereyim örnekte. Galatasaray Kopenhag maçı. 2-1 bitti maç. Ki o bitebilirdi yüksek olasılık. Galatasaray çok iyi, iyi, iyi. futbol oynadı. Evet. Zorladı ama olmadı o gol. Bir Hı -hı. tanesi oldu. 2-1. Başakşehir maçı da 2-1 bitti. Bak anlardan bahsediyorum sana. 30'ar saniye. Evet. 2-1 bitti maç. Başakşehir 2'yi hala hayli yakalayabilirdi. 90 artı 2-2. Anlardan bahsettim. 2 maç. Bugün ne konuşuyordu Galatasaray camiası? O. İmparator sesleri geliyordu. Doğru. İmparator sesleri geliyordu. Böyle yani anladın mı? Yani anlar belirleyici. Pat pat. Anlar belirleyici. Neden soruyorum bunu? Çünkü yine mesela hani evet Beşiktaş kazandı bu maçta ama yine sonlara doğru yönetim istifa sesleri. Bağardım, yine bir uğuldanmalı. Sonra. Yani Bağardım, yine doğru. uğuldanmalar. Hani belli ki Beşiktaş'ta durum bir tık daha farklı gibi duruyor. Çok net bu. Bir huzursuzluk var. Yani huzursuzluk var Beşiktaş'ta. Yani şey ilişkisi kopmuş durumda. Sayın Başkan tarafıyla yani yönetim tarafıyla tribün ilişkisi. Hı hı. Bunu Sayın Başkan troller diyordu. Yani belli bir grubun kitlenin adamları diyordu. Belli bir butik grup bağırıyor diyordu. Şimdi bir kere hata burada. Böyle değil. Ben dün gördüm hikayeyi. Yani bütün tribünlerin nasıl reaksiyon verdiğini maçtan sonra gördüm. Doğrudur, yanlıştır onu tartışmıyorum. Ben oradaki bir adam olarak size aktarım yapıyorum. Durum tespiti yapıyorum ve üstüne yorumluyorum. Diyorum ki öyle değil. Yani siz orada birileri birilerini bağırtırma gibi değil. Kimse orada 30 bin kişiyi birazdan bağırdı 30 bini bağırmasa 20 bini bağır. Ben gördüm yani elleri gördüm, bağırtıları gördüm. Durum bu. Evvela durumu kabullenirseniz, bunun gerçekten böyle olduğunu kabullenirseniz çözmek daha kolay olur. Ama yok deyip, Aa, yok 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 hani var ya çocuklarla, e kulakları kapatırsın. Aynen. Böyle yaptığınız sürece bu sorun büyüyerek devam eder. Bu huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu nasıl çözer Beşiktaş? Ben hep diyorum yani ben bu seslerin geriye döndüğünü hiç görmedim. Hep böyle oldu çünkü. Hep böyle oldu. Artık kongre mi yapar, sezon sunumu kongre yapar, sayın başkan diyordu gerekirse mayısta getiririz. Ama bunların hepsinin hepsinin e, tek bir çaresi var. Bak Beşiktaş kazanmaya devam etsin. Bu sesler böyle Alçanacak. aşağı doğru gider gider gider. Hele bir iddialı duruma gelsin, koltuğu alsın, Fenerbahçe'ye geçsin falan. Evet. Ondan sonra zaten şey bir süre dolu. İlk, i̇lk kötü sonuca kadar en azından. Evet dedi. ya en azından o yarışta olduğunu görürse taraftar. Yani şu an böyle bir rüzgar var ya Fenerbahçe Galatasaray. Evet. Hani o yarışın içinde Beşiktaş ben de varım derse bence de, de o sesler alçalır gibi düşünüyorum. Tabii ki çok önemli bir şu an tempo. En azından bu tempodan sağlıklı ve sağlam bir şekilde çıkması gerekiyor. E evet, çok çok zor maçlar bir de çok şey yok. Hani oyunu biz yukarı çeksin diyoruz ama bu arada oyunu yukarı çekemezsin. Bu, bu maçlar şimdi 2-3 günde çok dokunuş yapamazsın. Ter idmanı yap maça çık. Ter idmanı yap evet. maça çık. Rakip analizini biraz dinliyorsun. Hoca anlatıyor maça çıkıyorsun. O yüzden ikinci milli arayı dedim ben sana. Böyle 15 günlük falan bir süre. Hı hı. Orada belki daha bir dokunuşlar falan olur. E, şu an sonuca gidecek bir taktik üzerine hoca muhtemelen e, çalışacak en kısa yoldan sonucu nasıl alırım? Kendimi devre arasına nasıl atarım? Onun hesaplarını yapacak. O zaman nasıl bir 11 bekliyorsun Adana Demirspor maçı? Adana Demirspor maçında Beşiktaş'ta hiç sakat ve cezalı yoksa hı hı. Dünkü 11'i üzerinden bir düşünelim. Bir tane adam koyalım oraya. E, Getson Gerson Fernandes. Salih hı hı. çok iyi oynadı. Evet. Kabul ediyorum. Evet. Çok iyi oynadı. Belki hoca Adana Demirspor maçına da öyle başlar. Yani Dünkü 11'i çok bozacak gibi gelmiyor bana. Belki koley konusunda e, orayı bir değiştirebilir. Necip ya da Amartey'i falan yapar ki bence Necip, Amartye ve koleyden daha iyi. Beyli için söyleyemeyeceğim, Beyli iyi beğendi, Bey yani iyi. o şey evet, stoper evet, iyi. Evet. Gerçekten hani hakkını veriyor isminin. Ayrıca ve takımın en iyi isimlerinden bir tanesi. Tabii hatta. tabii o güveni evet. sana veriyor. Aynen. E, ben bence bir tek belki stoperde bir değişiklik yapabilir hoca. E, koley yerine başka bir tercih çıkartabilir. Onun dışında aynı. 11 ile çıkar diye düşünüyorum. Hı hı. Ben ne yaparım? Ben olsam mesela yarın öbür günkü maçta değil de idealimi ararken mesela Getson, Chamberlain ve Amir orta sahasına bir denerim. Elimde oyun yok. Onun olsa onunla oynarım da. Şimdi Gezal varsa Gezal oynayacak. Aynen. Oynar yani. Raşit hamle oyuncusu olur. Sol evet. Cenk'in. Çok net. Tartışmasız Cenk'in. Abu Bakar. Arka tarafta da Onur'la oynarım. Çünkü Onur'la Rozi arasında şöyle bir fark yok. Hı hı. Yakın. Hı, hı. Bazen Onur onun üstüne geçiyor, bazen, bazen Onur üstüne. Yerli statüsü de varken Onur çok kıymetli. Hı hı. Orozia istikrarsız bir adam. Onur'la oynayacaksın. Beyli, orada Tayyip Talha gelip alacak bence formayı. Yani Beyli, Tayip Talha olur. Solda Suaku, Kalede, Mert böyle bir 11 olacak Beşiktaş. In. Bu arada şöyle bir Adana Demirspor'da da sanırım 10 eksik falan var yani. Ciddi bir eksiklik söz konusu. Acayip bir iş var orada Neslihan. Nasıl çözecekler bilmiyorum. Evet. Kaleci Ertaş dün kırmızı kart gördü. De çok acemice bir kırmızı kartı Orta alana çıktı falan görmüşsündür. İki tane kaleci lisans problemi nedeniyle yabancı kaleciler oynayamıyor. Çünkü niye? Evet. Bu erteleme maçı ya. İlk esame listesi dikkate alınıyor. Hı hı. Şimdi dördüncü kalecinin de ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmemiş. Çünkü niye? Elimizde üç kaleci var zaten diye. Hı. Şimdi ne olacak? Gencecik bir çocuk aşağıdan çıkıp oynayacak yani bir tane genç takımlardan bir tanesini. Eee kırmızı kart gördü. Evet. Rodriguez'di galiba. Uzatmalarda kırmızı kart gördü. E tabii şimdi Beşiktaş için iyi bir şey bu. Beşiktaş açısından iyi bir şey. Daha kolaylaştırıcı bir durum. Hı hı. Ama aynı zamanda da bir riski beraberinde getiriyor ya. Kalecisi gencecik çocuk olan takımı yenemediğin zaman tabii. Yenemeyebilirsin. Zor bir deplasman olabilir. Adana evet. Demirspor tamam aynen öyle. Bu, bu, bu da bir kırılma. <laughs> sahadaki oyuncunun özgüven kırılması teknik heyete karşı ya bir dakika ne oluyoruz olacak yani tepkileri e, yukarı çekebilir. Evet. Ha bu fırsat ama bu fırsattan değerlendirirse Beşiktaş işte, ki öyle görünüyor Peki sence böyle yani, eksik bir adana Demirspor karşısında daha farklı bir kadroyla çıkar mı düşündüğünden? Ha rakibe göre, rakibe göre. E, oyun oynar mı diyorsun? Olabilir. Bunu da görerek test edeceğiz. E, ama dediğim gibi dünkü 11 zaten e, maksimum hücum gücünün kullanabileceğini diyorum evet. da. Çünkü niye Cenk Love bakar sahada? Gezal da hücumcu bir Aynen. adam. 3. E Chamberlain katkı veriyor oraya. E 4. Bence yeterli Şimdi yani. Şimdi kalede de Genç birisi varken orada böyle 3 tane bilemedim ya ben böyle bir. Ya bak. Futbol <gülüyor> şeyi... <gülüyor> <Ha>. Eyvallah. Futbol <laughs> böyle bir şey. An ev böyle. Bak bu öbür türlüsü bilemiyorsun. Bak Beşiktaşlı Yorpulludan 8 7 değil mi? Bu utanılacak bir şey değil. 8 yersin kardeşim. Yedim kardeşim. Oynayamadım. 8 gol yedim. Evet. Yedim yani. Fenerbahçe Galatasaray 6 tane attı. Ya yedim ya 6 tane. Ne yapayım yani? Futbol oynuyoruz. Bayern Münih'ten 5 yedim. Oynayamadım, yedim. Ne zaman topa basarsan maç 2-0, 3-0 baktığın rakipte sıkıntılı. Hı hı. Başladın top çevirmeye. Bu rakibin durumuna anlayışlı davranmak mı yoksa rakibi asıl küçümsemek dediğin şey, saygısızlık dediğin şey bu Kesinlikle mu? Kesinlikle küçümsemek ve saygısızlık Aa, aslında. Sen ne veriyorsun? Almanlar bunu yapıyor Allah düşürmesin. <laughs> tamam mı? Pat 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 nefes aldırmıyorlar ya. Yani. Mesela Bayern Münih. Diyorum Hiç ya işte biz Wagner'la Wagner o golü atsaydı diyor Beşiktaş'ta. Aynen. i̇lk yani. biliyorsun 0-0 sıfır iken o golü atsaydı diyor çok baş... ne olurdu başka? 5-0 olmaz 5-1 olurdu. Aynen. Yani. <gülüyor> 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 yani. Ne olurdu yani Wagner golü? <-Gülüyor> Peki Ergin teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim. Valla benim gözüm hala Avrupa'dan Esen. O bir evet. puan Beşiktaş'ı gruptan çıkardı. Evet. Net çıkardı yani. O çok çok kıymetli bir gol bir de sezon içinde Bir de yani, dediğim kötü bir futbola rağmen orada bir puan çok önemliydi. Ya acayip bir anında. şey, mucize gibi bir şey ya. Evet. O da Cenk klasını konuşturdu. Bak göreceksin bunu. Sezon içerisinde bu golü hep dönüp dönüp konuşacağız biz. Dönüp dönüp o gol Beşiktaş'ı gruptan çıkardı. Evet. Bakalım. Ligde de nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz merakla bekliyoruz. Ergin tekrardan ben teşekkür, teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Ergin Aslan'la yüz yüzenin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.